Herkese merhaba, evime hoş geldiniz. Ben Deniz, nasılsınız, iyi misiniz? Ben bugün bomba gibiyim çünkü bugün sizlere gerçekten çok ama çok uzun zamandır istediğim bir içeriği hazırlayacağım. Ve bu içeriği de gerçekten hazırlarken büyük bir zevk alacağımı düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır kafamda planlayıp bir türlü yapamadığım bir içerikti. Şimdi sizlerle birlikte burada o içeriğe yer vereceğim. Peki bu içerik nedir? Bu içerik İngiltere'deki makyaj malzemesi satan mağazaları tek tek gezerek fiyatlarına bakmak ve standlarında neler var neler yok, Türkiye'dekiyle neler farklı, neler aynı bunları karşılaştırmaktı. Uzun zamandır dediğim gibi istediğim bir içerikti fakat bir türlü yapamadım. Hem cesaret edemedim çünkü burada birçok mağazada ürünlerin fotoğraflarının çekilmesi ya da videolarının çekilmesi yasak. Aynı zamanda hem de birazcık ben böyle kamera korkusu olan bir insan olduğum için bir türlü kamerayı elime alıp dışarı çıkamadım daha doğrusu. Evet, olay bundan ibaret. Peki bugün ne yapacağız? Ben İngiltere'nin Birmingham şehrinin Worcester kasabasında yaşıyorum. Buradaki Süper Drag mağazasına gidip gezeceğiz. Eğer ki zamanımız olursa Butsa'da gideceğiz. Peki bunlar nedir? Nasıl Türkiye'de Watson's Gratis var, burada da aynı şekilde bizim Boots'umuz ve Süper Drag'ımız var. Boots'umuz da genelde böyle hem makyaj malzemesi hem yüksek kalitede olan ürünleri, yani işte Dior'dur, Chanel'dir, yani bu tarz şeydeki ürünleri satan bir mağaza. Aynı zamanda genel olarak bir farmasi, yani genel olarak bir nasıl diyeyim, eczane store gibi bir şey. Diğer ise tamamen makyaj malzemesi satan ve kozmetik üzerine kurulmuş, işte genel olarak bakım, cilt bakım malzemeleri satan, makyaj malzemeleri satan bir yer. Ben daha çok şöyle bir benzetme yapıyorum. Superdrug tamamen Türkiye'deki Watson's'la hemen hemen aynı ürünlere sahip olan bir mağaza. Bugün sizleri oraya götüreceğim. Genelde ben de oradan alışveriş yapmayı seviyorum. Çünkü orada böyle genelde indirimler oluyor. İşte mesela 3 tane alınca 2 tanesinin fiyatını ödüyorsunuz. Ya da 1 tane alınca diğerinin yarı fiyatını ödüyorsunuz. Bu yüzden ben Süper Drag mağazasını daha çok seviyorum. Sizler de eğer İngiltere'yi ziyaret edecek olursanız mutlaka Süper Drag mağazasına gitmeyi unutmayın. Bugün de sizleri oraya götürüp ilk baştaki durağımız orası olacak. Orayı gezdireceğim. Ama oralara gitmeden önce sizlere bu ülke hakkında ve Türkiye hakkında, yani işte bu ülkenin karşılaştırması hakkında küçük bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Türkiye'nin enflasyon oranıyla İngiltere'nin enflasyon oranı ne yazık ki aynı değil arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Mesela buradaki alım gücü Türkiye'ye göre daha yüksek. Buradaki en düşük asgari ücret 1200 ile 1600 arasında ortalama gelire sahip olan kişilerin asgari ücreti bu şekilde değişir. Fakat Türkiye'de ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ben. Mesela Türkiye'de şu anda 1200 lirayla yaşayabilir misiniz? Onu düşünün. Burada 1200 lirayla bir kişi gayet rahat bir şekilde en lüks markaları kullanarak yaşayabilir diyebilirim. Öncelikle bunlardan bahsettikten sonra ekmek örneğini vermek istiyorum size. Mesela buradaki ekmeğin fiyatı 35 pi. Yani 35 kuruş gibi bir şey Türkiye'deki. Türkiye'deki ekmeğin fiyatı şu anda 1,5 TL. Ben rakam olarak verecek olursam 1 pound şu anda Türkiye'de 7 liraya yakın bir para yapıyor. Ama şöyle düşünmeyin. Mesela şöyle bir efsane vardır ortalıkta dolaşan. İnsanlar Türkiye'den tatile gelirler İngiltere'ye. İşte derler ki mesela bu ürün 10 liradır. Hemen böyle o kişi kafasında şey yapar. Aa bu 70 lira Türkiye'de çok para eder der. Fakat şunu düşünmez. Mesela İngiltere'de 10 liraya birçok şey alabilecekken Türkiye'de 70 liraya birçok şey alamazsınız ne yazık ki. Yani söylemem o ki bu insanların parası değerli. Yani şimdi birazdan gittiğimizde standlarda göreceğiniz 3 liralar, 2 liralar, liralayı, poundlar, 4 poundlar, 10 poundlar falan size şunu çağrıştırmasın. Aa bu az para, bakın orası daha ucuz demeyin. Çünkü bu ülkede yaşayan bir insan için 10 pound da iyi para. Neden derseniz, mesela ben bir restoranta gittiğimde, bir kebapçıya gittiğimde, kral gibi bir et yediğimde maksimum 5 pound verebiliyorsam, en kralından yemek yiyip 7 pound ödeyip çıkabiliyorsam, demek oluyor ki bu ülkede 10 pound çok para. Ben bu videonun bayağı bir uzun olacağını düşündüğüm için şimdiden sizlere ufak bir uyarıda, ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz kanalımda lütfen ama lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Ve halen daha kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Eğer sizler de hazırsanız, dışarısı çok soğuk, ben hemen üzerimi giyip geliyorum. Hazırsak başlayalım hadi. Evet, şu anda ses denemesi yapıyorum. Çünkü mikrofon taktım. Bakalım ses nasıl gidiyor. Bu arada çekim yapamadığım için gizli çekim yapacağım. O yüzden mikrofonu bayağı bir içeri doğru taktım. Şimdi gideceğimiz yer... Pardon.
şurası. Evet, ilk durak olarak Süperdurak'a gireceğiz. Süperdurak'ta bakalım neler varmış. Daha sonrasında Boots'a gireceğiz. Boots da hemen zaten karşısında. Evet, dediğim gibi birazcık dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi giriyorum. Çok şanslıyım çünkü müzik yok. Müzik olmadığı için gayet iyi. Burası Maybelline'in standı. Aa, yeni maskarası mı varmış bunların? Fırçası da şu şekilde. Şimdi birileri gelip beni uyarana kadar ben tabii ki çekmeye devam edeceğim. Burası Rimmel London'ın standı. Rimmel London'ın bu çok övdüğüm. Bir türlü netlemiyor artık telefon şu anda. Çok övdüğüm şeyi, fiyatı 8 pound 29 penny bunun şu anda fiyatı. Ama şu anda burada şöyle bir indirim var. Bir tane alıyorsunuz, ikincisi yarı fiyatına geliyor. Yani bundan aldığınız zaman herhangi bir arkadaşınızla gittiğinizde ya da ikinci bir ürün aldığınızda mesela bunun fiyatı da aynı. 8 pound 29 p. Bunun fiyatı da yarıya düşecek. Yani bunun tam fiyatına bunu da yarı fiyatına almış olacaksınız. Aşağıya indiğim zaman pudraları fiyatı 5 pound 99 p. Yani 6 pound. Bronzerları da aynı şekilde, aynı fiyat pudraları var aşağıda. Onlar da 3 pound 99 p yani 4 pound. Aslında az değil, bayağı yüksek yani fiyatları bu markaya göre. Kapatıcısının fiyatı ise 6 pound 49 p. Kapatıcıların fiyatı 6 pound 49 p. Fondötenlerinin fiyatı 8 pound 99 p. Ama dediğim gibi her ay değişik indirimler yapıyorlar. Değişik indirimlerde değişik fiyatlara geliyor. Rujlarının fiyatları 5 pound 99 p. Rimellerinin fiyatları ise hepsi aynı fiyat. 6 pound 99 p. Yukarıdaki birazcık yüksek fiyatlı. Sadece şu yeni mi çıkmış acaba? Bunu daha önce görmemiştim. O da 8 pound 99 p. Genelde şu bölümlere yeni ürünlerini koyuyorlar. Burada bir maskara var. Bunu daha önce görmemiştim. Bunun fiyatı da 8 pound 99 p. Böyle gittiğimiz zaman hemen yan tarafında Maybelline bizi karşılıyor. Maybelline'in fiyatlarına bakacak olursak Fit Me 6 pound 99 p. Fiyatı güzel aslında. Fit Me'nin pudraları ise 5 pound 99 p. Şu şekilde bir pudrası var, matlaştırıcı pudrası. Onun fiyatı ise 3 pound 99 p. Klasik pudraları ise 7 pound 99 p. Fit Me'nin kapatıcıları 5 pound 99 p. Bu Age Rewind'ları ise 8 pound 99 p. Birazcık pahalı geldi bana. Bu yeni çıkarttığı şeyleri, bazıları ise 8 pound 99 p. Bu Baby Skin olan 7 pound 99 p. Bu da diğer Super Stay Primer'ı 8 pound 99 p. Fondötenlerine bakalım. 9 pound 99 p yani 10 pound. Birazcık yüksek. Bu şekilde stick fondötenleri var. Onların fiyatları ise
8 pound 99p. Uzun zaman kullanıp çok memnun kaldığım ve senelerce kullanmaya devam ettiğim fondöten ise Dream Matte Mousse. Bakalım fiyatına. Şimdiki fiyatları 7 pound 99p. Sanırım şu Türkiye'de yok. Bu çünkü onun şuradaki fondötenin aynısının likiti. O da 7 pound 99p. Aslında genel olarak fiyatları bence bu şeylere göre yüksek yani. Mesela burada bu asla çıkmayan rujları var. Onlar da 10 pound. Yani bir ruj için. Şöyle söyleyeyim, en kaliteli rujlar burada 20 pound. Mesela Huda'nın ruju 20 pound. Yani bundan 10 pound, yani iki katını vererek daha iyi bir ruj alabiliyorsunuz. Şimdi geldim Maybelline'in standına. Dediğim gibi Maybelline yeni şey çıkarmış. Maskara çıkarmış. Bu maskaranın fiyatı 6 pound 99p. Color Tattoo'lar var burada. Onlar 11 pound 99p. Bu şey, evet. Bu eyeliner ise 8 pound 99p. Bakıyorum. Kalemleri 6 pound 99p. Bence çok fazla. Yani gereksiz. Color Tattoo'lar, evet, en sevdiklerim. Bunlar da 5 pound 99p. Burada sizin çok sevdiğiniz bu nude serisi var. Onlar da 11 pound 99p. Bu yeni çıkarttığı şeylerinden bir tanesi. O 11 pound 99p. Yani aslında fiyatların hepsi hemen hemen aynı diyebilirim. Maybelline'in şu meşhur rimelleri, onların fiyatları da 8 pound 99p. Burada bir tane serumu var. Bunlar yeni çıkarttılar bu serumu. Kirpikleri uzatmak adına çıkartılmış bir serum. Onun fiyatı ise 15 pound. Birazcık pahalı. Ama ben bunu değil de L'Oreal'inkini alacağım birazdan. Bakıyoruz. Şimdi geldik L'Oreal'e. L'Oreal'in standında. Bu gördüğünüz gibi çok meşhur olan Paradise'ı. 11 pound 99p. Sanırım bu yeni çıkmış. Çünkü yeni çıkanlar bölümünde. Değişik. O da 15 pound. Bir de böyle bir şeyler çıkarmışlar. Bunun fiyatı da sanırım pigment 7 pound 99p. Geldiğim zaman aşağıya baktığımda L'Oreal'in bu hepsi birbirine benzeyen primerları. Bunların fiyatı da 8 pound 99p. Drugstore'lardaki, yani bu tarz yerlerdeki en yüksek fiyatlı fondöten Maybelline'in L'Oreal'in Infallible fondöteni 10 pound 99p. Bence yüksek fiyatlı. Aa, bakın burada çok güzel bir şey var. Şu anda indirime girmiş. 6 pound'a düşmüş. 3 pound kar yapın diyor. Bu Maybelline'in Infallible Stick fondötenleri. Ben çok meraklısı olmadığım için almayı düşünmem tabii ki şu anda. Ama şey, aslında krem aldıkları falan güzel görünüyor. Yani bunlar da aynı fiyata düşmüşler çünkü. Düşünülebilir. Burada mesela bir sabitleme, Fix and Spray sabitleme 8 pound 99p. Infallible'ın böyle daha önce çok fazla göstermiştim zaten fondöteni. O da 8 pound 99p. Bunlar 12 pound, yani şu şekilde paletler 12 pound 99p. Bu renk eşitsizliklerini falan gidermek için olan. Bu yeni çıkarttığı, geçen yıl çıkarttığı BB kremleri ise fiyatı nerede? Fiyatını göremedim. Evet, fiyatını göremedim. Sanırım fiyatı yazmıyor. Bu droplar, bunlar 9 pound 99p. Şu şekildeki paletleri L'Oreal'in hepsi 12 pound 99p arkadaşlar. Şu çok fazla Türkiye'de ses getiren bir şey. Allık. Onun fiyatı ise 9 pound. Biraz fazla.
Böyle minik aldıkları ise 7 pound 99 pi. Yukarı doğru çıktığında ben şu rujları gerçekten çok seviyorum. Bunların fiyatı ise 6 pound 99 pi. Şöyle baktığımda yeni bir şey çıkarmamış L'Oreal, o yüzden göstermiyor. Evet, gelelim L'Oreal'in bu cherry paletlerine. Bunların fiyatları ise 14 pound 99 pi. Yani drugstore'lara baktığımız zaman demek ki L'Oreal diğer markalara göre en yüksek fiyatlı olan marka oluyor. Rujları, normal rujları ise 7 pound 99 pi. Şuradaki bu renksiz rujlarını belki bilirsiniz, hatırlarsınız. Onların fiyatı ise 8 pound 99 pi. Yeni çıkardığı rujları var şu şekilde. Benim de gerçekten denemek istediğim rujlar fakat fiyatı çok yüksek. Kaş pomatlarına gelecek olursak 9 pound 99 pi, yani 10 pound. Paradise, Paradise'ın tüm serisi 11 pound 99 pi, gayet yüksek fiyatlı. Böyle bir şey çıkarmışlar. Ne olduğunu cat eye diyor. Sanırım şurayı boyayıp böyle bu şekilde yapıştırıyorsun. Onun fiyatı ise göremiyorum. Ha, 8 pound 99 pi. Gayet yüksek fiyatlar yani. Rimellerine bakacak olursak genelde rimellerinin, bu markanın rimellerinin fiyatları 10 pound 99 pi ile 11 pound 99 pi arasında değişiyor rimellerinin fiyatları. Şu şekilde minik far paletleri var. Onlar da 7 pound 99 pi. Burayı bitirip birazcık şu anda tehlikeli bir alana giriyorum. Çünkü çalışanların yanına doğru gidiyorum. Burası ise Max Factor'ın standı. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Çekemediğim yerde bitireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Max Factor'ın genelde rimelleri çok iyi biliyorsunuz. Rimellerin fiyatları 11 pound 99 pi ile 10 pound 99 pi arasında değişiyorlar. Hepsinin fiyatları hemen hemen böyle. Çok fazla değişmiyor. Sanırım bu yeni çıkardığı bir tane rimeli var. Onun fiyatı ise 12 pound 99 pi. Bu Türkiye'de çok fazla tutulmayan ama burada baya baya satışta olan şeyi 14 pound 99 pi. Ben beğenmiyorum açıkçası. Hiç güzel değil. Çok fazla dağılıyor çünkü. Genel olarak Max Factor'a baktığımda bu kadar. Belki fondötenlerini merak edenler olacak. Fondötenlerinin fiyatlarına genel olarak baktığımda 14 pound 99 pi, yani biraz önce söylediğim şeyden vazgeçiyorum. Max Factor en pahalısı. L'Oreal yine buna göre çok uygun fiyatlı oluyor. L'Oreal'in aynısı, hemen hemen aynısı olan bu Max Factor'ın ürünleri, primerlar yani bazlar 10 pound 99 pi. L'Oreal'le hemen hemen aynı fiyattalar. Bu fondötenlerinin fiyatları ise 9 pound 99 pi olarak değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki şu şekilde kompakt şeyleri de, fondötenleri de, onların fiyatları ise 13 pound 99 pi olarak değişiyor. Şunu merak edenler vardı. Bunların fiyatları ise 12 pound 99 pi. Yeni çıkartılan ürünlerde şu ara bunlar var. Max Factor'de concealer ve şey. Bu kadar. Revlon'un standına gelmek istiyorum fakat bu şu anda çalışanlar burada. Revlon'un standına. Onlar gittikten sonra geleceğim. Elf'e geliyorum. Elf'in standında ise korektörlerden başlayalım. Korektörlerin fiyatları 3 pound 50 pi. Kapatıcısının fiyatı 4 pound.
Bu şekilde paletlerinin fiyatları 6 pound. Gayet uygun. Fondötenleri Elf'in 7 pound 50 p. Primerlarına bakıyorum 7 pound 50 p. Aslında Elf gayet uygun, uygun fiyatlı olarak düşünülebilir. Yani L'Oreal ve Max Factor'a baktığımız zaman. Highlighter stickleri 3 pound. Kalem farlarının fiyatları ise 5 pound. Far paletlerinin fiyatları ise 10 pound. Bir tanesini açabilirsem açacağım. Selam. Evet. Rujlarının fiyatları ise 6 pound arkadaşlar. Aşağıya doğru baktığımda çok fazla ilgimi çeken bir şey yok işin açıkçası. Şöyle allık gibi şeyler var. Bunların fiyatlarına da bakalım. Bunların fiyatları da 5 poundmuş. Şimdi geliyorum. I Love Revelation. I Love Revelation'da böyle gördüğünüz gibi bütün her şey var. Yani hani bütün standındaki olması gereken her şey yukarıdan aşağıya doğru hepsi mevcut. Şimdi bunların hepsinin fiyatları hemen hemen aynı olduğu için şimdi sizlere bunları sayacağım. Bu far paletlerinin yani şu tarz far paletlerinin hepsinin fiyatı 8 pound 99 b arkadaşlar. Bu daha ucuzdu. Şimdi artık daha yüksek yaptılar. Eskiden çok daha uygun fiyatlıydı. İçi de bu şekilde görünüyor. Hepsini aşağıdan yukarı doğru zaten gösterdim. Benim en çok beğendiğim son zamanlarda çıkartılan bu yeni paletleri. Şu şeylerin, allıkların ve parlatıcıların, highlighterların far paletleri. Onlar da aynasız şekilde geliyorlar bu şekilde ve bence çok güzeller. Ve fiyatları da bu paketlere göre çok daha uygun. Fiyatı da 6 pound 99 p. Şu şekilde yuvarlak yuvarlak olanların fiyatları normalde hemen hemen hepsi 4 pound 2. Fakat şimdi 5 pound 99 p'ye çıkarmışlar. Bunun ne özelliği varsa bunu da 6 pound yapmışlar. Mesela bu değişik fiyatlar koymuşlar. Eskiden böyle değildi. Hepsi 4 pound'tu. Şimdi hepsi 5 pound olmuş. Bu şekilde aydınlatıcıları. Bunlar da 6 pound. Gördüğünüz gibi açacağım içini. Aa yok bunlar şeymiş. Mini far paletiymiş. Çok şeker. Bunların fiyatları da 6 pound'muş. Ben bunu vereceğime bunu veririm. Daha büyük alırım. Şu Benefit'in çakması olan şeyleri de ne kadar? 5 pound. Çok uygun. Güzel. Şu şekilde yıldız şeklinde çıkarmışlar. Onlar da 6 pound. Bunların hepsi arkadaşlar şöyle şeyler. Aydınlatıcılar ve bronzerlar, allık paletleri, allıklar falan. Bu şekilde diamond şeklinde çıkarmışlar. Onun fiyatı da 6 pound. Evet. Bu da bunun fiyatı da 6 pound. Şunlar benim çok sevmiştim bir ara. Aldığım böyle göz farı yapmak için. Bunlar da 1,5 pound'a düşmüşler. Gayet güzel fiyatları var. Bu rujlar 2 pound. Evet bunlar da çok güzel fixing spreyler. Aslında Türkiye'de var mı bilmiyorum ama 5 pound 6 pound arası değişiyor arkadaşlar. Bence çok güzeller bunlar. Fiyatına göre uygunlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar. Şu da çok güzel. Evet, bu kadar. Bu Makeup Revelation'ın Stunt'ın Makeup Revelation değil, I Love Makeup'ın I Love Revelation oldu Stunt'ı. Şimdi de Revlon'u göstereceğim. Bir türlü gidemedi. Sanırım buranın müdürü zaten çok fazla bulaşmayın oraya. Çaktırmayın. Nipop'ın bilmiyorum Türkiye'de var mı?
bunlar. 8 pound 63 pi'ye düşmüş. Normalde bu şekilde allık ve şey paletleri. Bunlar da 10 pound'a düşmüşler. 15 pound'dan 10 pound'a düşmüş. Bu da 12 pound'dan yani 13 pound'dan 4 pound 32 pi olarak indirim yapmışlar. Bu şekilde maskeleri var. Maskeleri de 6 pound. Ama şu maskesi şu anda 4 pound'a düşmüş. Güzel rakam var aslında. Mesela 15 pound'dan şu anda bu palet 15 pound'dan 10 pound'a düşmüş. İhtiyacı olanlar için uygun. Ama benim için değil çünkü ihtiyacım yok. Bütün büyük paletlerin fiyatları normalde 15 pound'muş. Arkadaşlar şimdi 10 pound'a düşmüşler. Şöyle gelip baktığım zaman bunun fiyatı da bunlar şey fondötenleri. Fondötenlerin fiyatları ise 12 pound 95 pi'miş. Şu anda 8 pound 63 pi'ye düşmüş. Bunlar aslında çok güzel. Fondötenin rengini açıp kapatmak için bunların fiyatları da şu anda 12 pound 63 pi'ye düşmüşler. Bu arada şeyden yana çok şanslıyım. Müzik yok. Çok güzel. Nip Pop'u da burada bıraktıktan sonra şimdi Makeup Revolution'ın, şu şekilde göstereyim. Makeup Revolution'ın aslında 3 tane farklı standı var arkadaşlar. Bir tanesi I Love Revolution, bir tanesi Makeup Revolution Pro, diğeri de Makeup Revolution. Türkiye'de olan sanırım sadece Makeup Revolution. I Love Revolution'ı da içine koyuyorlar. Bu Pro'su birazcık daha böyle renkli renkli paletlerin olduğu, işte bu şekilde daha değişik paletlerin olduğu yer, profesyonel make-up artistleri için daha çok böyle satış yaptığı söylenen. 8 pound'a düş. 8 pound'muş bunun fiyatı paletinin. Paletlerinin fiyatları genel olarak 8 pound. Paletleri de bunlar. Rujlarının fiyatları 4 pound. Evet, hepsi 4 pound rujların fiyatları. Bu şekilde powderlarının fiyatları ise 5 pound. Bunun da kendine özel fondötenleri var. Fondötenleri de bu şekilde. Bunların fiyatları ise 7 pound. Bu markanın kendine ait primerları, profesyonel primer olarak geçiyor. Onların fiyatları da 7 pound. Burayı bitirdikten sonra aslında bu marka var fakat bu markayı göstermeyeceğim. Zaten Türkiye'de yok diye biliyorum. Şimdi geldim klasik Makeup Revolution'ın standına. Matlaştırıcı ve kızarıklıkları giderici primerları 6 pound. Gayet güzel. 8 pound bence pahalı. Makeup Revolution daha önce maskarası yoktu. Maskara çıkarmış 8 pound. Bu şekilde de şeyi var. Şöyle göstereyim. Ucu var. Far paletlerinin, şu tarz far paletlerinin hepsi 4 pound. Hepsi 4 pound. Bence çok güzel fiyat olarak. Bunlar, bunların fiyatları 6 pound ve 4 pound olarak değişiyor. Sofix'in fiyatı 10 pound. Bu Sofix'in şeyi, highlighter paleti 8 pound. Bu şekilde far paletleri, bunlar bu 9 pound mesela. Bunların fiyatları değişiyor. Bu 9.99. Bu 8 pound. İşte bu da 8 pound'muş. Mesela yukarıda bir tane var. Aa bu neymiş? Bu yeni mi çıkmış? Bunu görmemiştim. Bunun fiyatı da 10 pound. Bakalım içinde ne var. Oo güzelmiş. Beğendim. Bunun fiyatı da 10 pound'muş. Fondötenlerinin fiyatları ise 9 pound. Bu şekilde. Kapatıcılarının ve korektörlerin fiyatları 4 pound. Arkadaşlar. Bunlar da yoruldum artık. 3 pound. Şu şekilde powderları yani şey pudraları. Bunların fiyat baking pudraları da 5 pound. Fixing spreyleri ise sabitleme spreyleri 5 pound arkadaşlar. Bu şekilde kontür paletlerinin fiyatları 8 pound. Evet burayı da bu şekilde bitirdik.
genel olarak şöyle göstereyim. Şimdi bunun arkasında da makyaj malzemeleri var. Ama orada neler var? Şu anda tam olarak bir fikrim yok. Oraya da bakalım neler varmış. Burada Türkiye'de olmayan markalar. Essie Türkiye'de de var galiba ama bu markalar yok. Bu Moa var. Moa'yı da göstereyim ve burayı bitirelim. Şimdi Moa Makeup Academy. Bunların far paletlerinin fiyatları genelde 5 pound ile 4 pound arasında değişirler. Bu şekilde mesela bu 6 poundmuş biraz önce gösterdiğim. Şu far paleti 4 poundmuş. Bronzerları 4 pound. Bu far paleti gördünüz 5 pound. Bunlar 3,5 pound. Şunlar 3 pound'dan 2 pound'a düşmüşler şu anda. Gayet güzel. Gayet güzel. Corrector'larına geldiğimiz zaman 2 pound, 4 pound arası değişiyor. Bu şekilde pudraları 3 pound. Bunların da şeyleri varmış. Fondötenleri. Onlar da 5 pound. Böyle baktığımız zaman rujları 3 pound. Bayağı bir aşağıda kalıyor yani fiyatları. Fiyat olarak gayet iyi. Genel olarak şöyle göstereyim sizlere ve bitsin. Real Techniques var. Bunları girmeyeceğim hiç ama siz de böyle genel olarak bakın. Video zaten gayet yeterince uzun oldu. Birazdan dışarı çıkıp videoyu kapatacağım çünkü hava karardı. O zaman videoyu yavaş yavaş kapatalım. İşte en sevdiğim marka kirpikte Ardell. Benim kullandığım bu genelde.